düşman, binlerce kişiye bir avuç insan durduracaktı olduğu yerde. Topçumuz yoktu, yalnız ben de. Bir tek makineli tüfek kalmıştı, düşman üstümüze atar yapmıştı. Karşıki şartlarda gülüyor, karşıki şartlarda... Kudurmuş gibi gülleler uçuyor kızıl kuş gibi. Barut dumanıyla doğan havada kurşunlar hızlıyor toplar arada. İnliğe inliğe tartıyor geri. Bir Türk subayı akıllı düşman komutanlığı Türk subayı yakalayıp getirdiler. Düşman komutanına, düşman komutanı bakıp bakıp şunları da. Siz deli misiniz? Karşınızda çetin bir ordu. Siz savaşmadınız kaderle. Türk subayımız buna cevap vermedi. Çünkü bu düşüncelere aklı ermedi. İsrarla düşman subayı cevap istedi. Türk subayımız ona şöyle söyledi. Azlık, çokluk işi benden sorulmaz. Yasa budur, emre karşı durulmaz. Biz Türk askeriyiz, namusla yaşar, namusla ölürüz. Sözüm bu kadar. Tamam mı? Tamam. Düşman komutanı kızdı bağırdı. Dışarıdan yanına bir er çağırdı. Alın bunu hapse tıkınız. Görmesin gözlerim, çabuk çıkınız. Türk subayımızı tıktılar hapse. Onu düşmanlardan hangisi görse işte hepimizi kusura biçen diyordu. Tüfeği kullanan parmaklarını birer birer söküp tırnaklarını bu korkunç acıya dayandı. Ay bilen demeksizin katlandı buna. Subayımız işte orada. Yaşamız bir öpeyimiz tabii. Buradan da öpeyim.